Hayatımda ilk defa bir erkekle alışverişe çıktım. O bana ne istediğimi sordu. Neden hoşlandığımı. İyi günler. Günler. Bayram. Vali Hanım. Merhaba. Nasılsın? Çok şükür. Vali Bey'imizi hanım. Tanıştırmayacak mısın arkadaşını? Arkadaşım değil hanım. Meryem karım. Öyle mi? Kutlarım. Sağ olun. Nikah davetiyeniz elimize geçmeyince. Daha resmi nikah kıymadık hanım. Öyle mi? İmam nikah yetiyor yani. Ha? Sen dur sen. Ben bunu söyleyeyim de Vali Bey'e bir külahları değişsin seninle. Yok hanımım estağfurullah. İşlemleri başlattık. Sizden habersiz olur mu? Tamam. Bekliyoruz öyleyse davetiyeyi. İkinize de mutluluklar. Sağ olun. Sağ olun, teşekkürler. Bayram, müstakbel eşini çok sevdim. Cici bir kız. Sağ olun Vali Hanım. Hadi bakalım, iyi günler. İnsan be, vallahi insan. Efendim. Leyla Hanım, geçmiş olsun demek için acaba çok mu geç kaldım? Hem de çok. Kara listemi aldım bile. Aslında bir defa geldim. Siz uyurken camın gerisinde. Biliyorum biliyorum. Melek söyledi. Bazı durumlarda bazı insanları görmek zor. Söylenmesi adet olmuş şeyleri onlara söylemekte. Sıkmayın kendinizi Veysel Bey. Konuşkan biri olmadığınızı bütün şehir biliyor. Ama yine de bir ara uğrarsanız sevinirim. Eğer sizin için fazla imkansız değilse. Ben imkansızlıktan yana idmanlıyım Leyla Hanım. Ve mutlaka geleceğim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Yeni gitti. Görüş günde değil. Kimmiş benimle görüşecek? Uzun etme de yürü. Gel bakalım Necip. Otur. Yüzbaşımın soracakları var. Otur. Söyle bakalım Beşir nerede? Bilmiyorum. Battın batacağın kadar Necip. Adam gibi cevap ver. Köyde yakalandığınız gece sizinle miydi Beşir? Evet evet sizinleydi. Baştan evet. Bırak başı. Sonra? Gitti. Nereye? Nereye? Meryem'e gitti. Meryem'e. Meryem kim? Thank you.
Amma zor buldunuz dükkanın yolunu be. Anladık, yeni evlisiniz de. Gördün mü? Dedim sana, düşeceğiz diline. Yok çaresi. O kadarına katlanacaksın. Ha Bayram, şu Nizam'ın çimentoları var. Bir bırakıver, hemen arka sokak. Tamamdır usta. Anahtarlar üstünde. Tamam. Beşir son zamanlarda fena takmıştı Meryem'i. O gece ne konuştular bilmem. Sonra birden kayboldu. Nerede yaşar bu Meryem? Kimle yaşar? Nasıl yaşar? Bir akrabası var. Adı Veyto. İnşaat malzemesi satan bir dükkan. Burada çalışan herkes mahkum mu müdürüm? Evet, 3 tane usta üreticimiz var. Geriye kalan arkadaşlar hükümlüler. Onların nezaretinde mi üretiliyor bunlar? Evet, onlar usta üretici olarak ve de nezaret ederek yapıyorlar. Renklerin hepsi bunlar mı? Evet, bizim elimizde bu renkler var. Hayırlı işler. Sağ ol, buyur. Adım Şakir. Beşir'in abisiyim. Sen de Meryem olmalısın. Beşir sana gelmiş. Sonra gören olmamış bir daha. Bana? He ya, sana. Bak bu da çok güzelmiş. Ne dersin? Şu mu? Evet, şu olsun. İçeride konuşalım. Pardon, bu rengin daha açığı var mı? Hayır, ama isterseniz yarın getiririz. Aradı beni. Görüşelim dedi. Tehlikeliydi, gelme dedim. Saklandığı yerden çıkmış, sana geliyormuş. Bilemem. Belki bir iş geldi başına. Bana numara yapma. Bırak kolumu. Ne iş gelecek başına ha? He? Sana gelmedi. Kampta yok, ses seda yok. Buhar mı oldu lan bu herif? Söyle. Bıraktım geldim usta. Tamam. Meryem nerede? Çok güzel olacak, bu bile arada yakışır. Arkada. Teşekkür ederiz. Teşekkürler, iyi günler. Aptallık etme! Kaldır şu silahı! Bana yalan söyleme. Gördün sen Beşir'i. Görsem niye söylemeyeyim? Ne oldu kardeşime? Konuş! Ne oldu? Ne yaptınız? Ne oluyor lan burada? Bayram! Bayram! Bayram dayan! Bayram! Yeşil! Dayan Bayram! Dayan Bayram! Beşir, sana emanet. Gitmemiz lazım. Gitmeyeceğim ben. Hiçbir Meryem, yolundan ben. Burada kalacağım. Meryem. Bayram. Yürü. Bayram.
Yüzbaşı Akın Zeybek. Acil durum, desteğin gerekli. Beyto dükkan. Tamam. Hemen yola çıkıyoruz. Oldu işte. Yaktınız başınızı. Demiştim size o kadar yakacaksınız diye. Bayram'ın emaneti. Bayram'ın da yaktınız başını. Hadi be hadi. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Çok çektirdim sana be Hacer. Çok. Dikkat et kendine. Sen de. Hatırlıyorum bu adresi. Nereden? Bayram. Nerede dükkan sahibi? Gitti. Bir saat olmadı. Bir telaş dükkanı kapayıp gitti. Giriyor muyuz? Savcıyla konuşacağım. Zafer. Buyurun. Bir ekip al. Şahsın ev adresine. Çabuk ol. Başüstüne. Sizler. Sizler hemen gelin benimle. Şuradaki rakamlar da zaten bunu doğruluyor. Evet. O zaman bu tamam. Efendim. Haberler tatsız. Anlat. Dükkanı su bastı. Taşınıyoruz. Başka yer bakacağız. Hasar çok mu? Kullanılmaz halde. Yerleşince ara. Haber bekliyorum. Anlaşıldı. Sorun ne? Beyto. Mekan deşifre olmuş. Kaçıyor. Bir bu eksikti. Kendine gel. Topla aklını. O kadar bağlanman gerekmez. 40 yıllık kocan değildi. Tamam. İyi çocuktu Bayram. Ben de severdim ama... Biliyorsun. Hayatımızda bu hep olur. Birileri hep ölür. Baştan alelade biriydi. Çok düz. Çok sıradan. Sonra kazdıkça insan çıktı altından. Dedim ki kendime, belki de şans bu. Benim son şansım. Onu sevdim abi. Seversin tabii. Anne olduğun sayesinde. Yani... Az daha oluyordun. Sen Bayram'ı evet belki sevdin ama... Aslında öksüzün babasını daha çok sevdin Meryem. Tamam açıldı. Dokunmayın bir yere. Tamam efendim. Burası bir yere bağlanıyor herhalde. Allah'ım.
yok. Bir dakika, bir dakika. Musa dayı, ne oldu lan? Biz de anlamadık ki. Ne oluyor burada ya? Bağ üstünde. Ne işi vardı burada? Burada çalışıyordu. İşleri. Bırakın dedim, sonu gelmez. Hayır gelmez dedim ama dinletemedim. Annem. Komiserim. Tamam yavrum. Tamam alın. Alın bunu. Bağ üstüne. Buyurun gidelim. Bak Allah'ın adını verdim. Bırakın içeri gireyim. Kimsin sen? Ya malzeme alacağım. Dur. Dur. Ya dur. Ya, bırakın. Bir bakacağım çıkacağım. Bırakın ya. Çekil ya, dur. Bayram. Sakin ol. Dur. Dur dedi. Dur. Buraya gel. Dur. Tamam. Tamam. Bayram. Sakin. Bayram. Geçin. Arkadaş. Bayram kalk. Bayram kalk. Tamam sakin. Kalk Bayram kardeşim kalk. Dur. Bayram. Dur tamam. Tamam. Bırakın beni. Bayram kalk. Bayram! Tamam dur. Ya bırak be bırak! Tamam. Bırak be bırak! Tamam. Bayram! Geri çekil, geri çekil, geri çekil! Bırak! Bayram! Bırak! Dur, sakin ol tamam mı? Sakin ol. Akşam erken gelirsen, çarşıya uğrarsan bir şey isteyecektim senden. Elmas. Abi ne oldu? Konuşsana. Elmas. Abi cevap versene, ne oluyor? Elmas. Bayram. Ne olmuş abi Bayram'a? Bayram öldü Elmas. Ne? Bayram'ı öldürdüler. Bayram'ı öldürdüler. Arkadaşlar, ne zaman bir açıklama yapılacak?
Bilmiyorum, şu an müdür bey içeride. Habere yetişeceğiz. Lütfen bilgileri. Olay yerin gelin ve işini bitirmeden olmaz. Arkadaşlar lütfen işimizi engellemeyin. Rica ediyoruz. Lütfen geri çekilin. Lütfen. Geri çekilin lütfen. Birkaç fotoğraf alsın. Hanımefendi lütfen. Fotoğraf çekemezsiniz. Fotoğraf alalım ama ya. Olay yerin gelin ve işi bitmeden fotoğraf çekemezsiniz efendim. Lütfen. Geri çekilin lütfen. Yardımcı olun lütfen. Müdürüm. Örgütün lojistik ayağını galiba bulduk. Burayı dip köşe aramak gerekecek. Duydunuz mu? Anlaşıldı müdürüm. Burada emniyettesiniz. Sessiz sakin bir köy. Mimlenmemiş. Ahalisi ne kokar ne bulaşır. Yok et şunları. Güvenli bir at bul bize. Kolay. Toparlanmak lazım Tahsin. Tanıdıklara haber sal. Eskiler, yeniler. Hemen abi. Aç mısınız? Getir bir şeyler. Tamam. Hacer'i çekmişlerdir merkeze. Öksüz. Öksüz de onunla. Parmak kadar çocuk ne yapar ki orada? Bir şey demiyor Elmas. Hiç kimseye bir şey demiyor. Başın sağ olsun. Sağ olasın. Efendim müdürüm. Maalesef üzücü bir haber var Sayın Valim. Söyle müdürüm. Ne? Bayram. Bizim bayram. Kullandığı silahlarla aynı. Bayramı tanıyan herkesin bilgisine başvurmakta fayda var. Çıkalım mı? Çıkalım. Bunlar kim? Erdal'la kardeşi Elmas. Bayramın en yakınları. Onlarla konuşmak istiyorum. Yüzbaşı. Buyurun. Burası benim sahamım. Aksini söylemedim. Heyecanını anlıyorum. Ancak bu işlerden bizim de biraz anladığımızı hatırlarsan... Haklısın müdürüm. Senden haber bekliyorum. Sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Biraz konuşalım çocuklar.
bu sabah gördüm çarşıda. Öyle mutluydu ki o kızla el ele. Benim daha dün gibi aklımda Melek. Sanki 5 dakika önce olmuş gibi. Şu kapıdan girdi Bayram. Şöyle kucağında çaputa sarılmış bir şey. O şey. O öksüz işte. Sal yok. Motor yok. Nehrin kıyısında doğurmuş anası öyle. Doğururken de ölmüş. Getirip bıraktı masama. Madem ki devletsin dedi, Karasu'nun hesabı senden sorulur. Cümle dertlerin hesabı senden sorulur. Ben bu hesabı nasıl ödeyeceğim Melek? Bayram'a bunun hesabını nasıl ödeyeceğim ben Melek? Öksüz'e ben bunun hesabını nasıl ödeyeceğim Melek? Bir buçuk yıl oldu Faruk. 1,5 yıl. Öksüz'ün anasına bir doktor yollayamadık, bir ebe yollayamadık. Köprü desen yarım yamalak, kör topal. Biz bayramı bile yaşatamadık Melek. Biz bayramı bile yaşatamadık. Vali ne yaptı? Her gördüğü yerde bayrama çattı. Bayram, bu çocuğun adı öksüz mü hala? Öksüz tabii. Öksüz tabii. Ne olacak ki başka? Öksüz. Öksüz ne olacak ki başka? Çocuğu sustur Melek. Elim anadan çıktım yayan, dayan dizlerim dayan, emmim atlı dayım yayan. Bayram karınca incitmemiş hayatında. Nasıl incitilir bilmez. Bir keresinde anlattı. Köylük yerde hasada yakın kuşlar musallat olur ekine. Köyün çocukları ellerinde sapan sabahtan akşama kadar kuşlara taş atarmış. Bayram hiç taş fırlatmamış kuşlara. O hep eliyle kovalamış. Yoksa senin dediğin gibi öyle zararlı faaliyet olacak şey değil yüzbaşım. Vallahi olacak şey değil. Bütün bunların sebebi o Beşir Dangala. O herif beni hep rahatsız etmişti. Örgüt disiplini diye boşuna yırtmıyoruz kendimizi. Sağ ol kardeşim. Afiyet olsun. Bu dediklerim Meryem için de geçerli. Toparlanacağız Beyto. Acilen ve hızla toparlanacağız. Daha önce de oldu. Bundan sonra da olacak. Yeni adamlar, yeni silahlar. Bu uzun bir mücadele. Savaşta mevzi kaybedebilirsin. Ama bu savaşı kaybettiğin anlamına gelmez, tamam mı? Gelmez. Para konusunu Ethem'le hallet.
Dağ kadrosunda yeni bir lidere ihtiyaç olacak. Akıllı uslu birine. Demek istediğimi anladın mı? Anladım. Daha açık anlatayım. O akıllı uslu adamı bulana kadar dağlar sana emanet Beyto. Bu bir ifade değil Elmas. Bayrama neler olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Son zamanlarda bayramın çevresindeki insanlar değişmiş. Öyle. Senin de çevren değişmiş. Üniversiteye başlamışsın. Doğrudur. Ortak tanıdıklar? Yok. Bayram'ın çalıştığı dükkana uğrar mıydın? Ara sıra. Dükkan sahibi Beyto. Ya da Bayram. Ya da oraya gidip gelen başka birileri. Senden bir şey istedi mi hiç? Özel bir şey. Ne diyor bu adam müdür bey? Lütfen sakin cevap ver. Bayram bilerek veya bilmeyerek bir şeylere bulaştı. Ortasına düştü. Her neyse. Belki seni de bulaştırmak istediler. Belki bu yüzden evlenme teklifini geri çevirdin. Kim ne isteyecek benden ha? Hangi cesaretle? Elmas, sakin ol, otur. Olamam müdür bey, olamam. Baksana ne diyor? Kızman yersiz. Eğer varsa böyle bir ihtimal ben seni korumakla yükümlüyüm. Beni koruma. Sen beni koruma. Bir sefer korunmak istedim ben bir sefer. Başpınarları bildin mi ha? Başpınarları. Orada. O gece. Kocamı öldürdüler benim. Kundakta bebeğimi öldürdüler. Beni o gece kimse korumadı. Hiç kimse. Bundan sonra da korumasın. Neyim kalmış ki benim korunacak? Şey, bir hat sanıyor kendini. Ha, bakar mısınız? Bir çocuk vardı, hı hı. Öksüz. Bir kadına getirildi. Aa, evet, vilayete götürdük. Vali Bey'in eşine gönderildi. Sağ olun. Rica ederim. Neden sordun ki? Elmas, niye sordun? İyi misin yüzbaşım? Evet beyler. Hoş geldiniz sayın valim. Ne durumdayız? Hoş geldiniz sayın valim. Müdürüm, buyurun. Tutuklu sanığın ifadesinden yola çıkan emniyet birimleri, inşaat malzemeleri satan bir dükkanda yaptıkları arama sonucu, kısa bir süre önce terk edildiği anlaşılan mekanda Bayram İnce ve Şakir Karakaya isimli şahısların cesetlerini buldu. Aynı aramada çok sayıda... Bayram. Hastanede ziyaretime gelmiş. Doktorlar varmış yanımda. Görüştürmemişler. Aşağıda oturmuş birkaç saat. Erdal, Elmas, o. Şş, tamam canım, tamam. Tekin. Niye böyle oluyor? Niye tek tek ölüyoruz? Niye hep birlikte bir defa da değil de acı çekerek böyle tek tek? Asıl ilginci bulunan ikinci ceset. Şakir Karakaya, Beşir'in abisi. Bayram, Şakir'in silahından çıkan mermiyle öldürülmüş. Diğerleri de Şakir'i temizlemiş. Peki sebep? Bence Beşir'in ortadan kaybolmasıyla ilgili.
Şakir kardeşinin izini sürüyor olabilir. Peki müdürüm, bu Beyto ile kızın gittiği yer belli mi? Bilinmiyor. Dışarıdan bakınca masum bir iş yeri. Kazdıkça cephane çıktı. Vay be. Defalarca oturduk orada. Çayını içtik. Sohbet ettik. Elini sıktık. İnsan denen muamma. Olmasın be müdürüm. Bu kadar da olmasın ya. Olursa biz daha çok bayram kaybedeceğiz. Aman aman bak. Kerem abisinin tulumu ne güzel yakıştı benim oğluma. Kim yok öksüz. Ağlama çocuğum, ağlama, ağlama. Benim tulumumu da sakladın mı? Senin de sakladığım şeylerin var tabii. Çocuklarınız için, ana olsun diye. Belki öksüz de öksüzlüğün anısı olarak saklar bunları. Kim bilir. Sen çocuğa bak, ben kapıya bakayım. Bak hadi. Erda, Elmas, hayırdır? Af buyurun hanımım. Bu vakitte rahatsız ettik ama... mani olamadım buna vallahi, laf anlamadı. Olur mu öyle şey? Ne demek? Gelsenize. Yok ya, rahatsız etmeyelim. Deyiver hadi, ne diyeceksen. Öksüz sizdeymiş hanımım. Evet, bizde. Öyle çocuk esirgemeye falan verilmesine razı değil benim gönlüm. Ben emzirdim. Onu ben büyüttüm. Yani öksüze analık hakkı benimdir hanımım. Yalvarırım size. Ah canım. Nenni, bu hakkımı çok görmeyin bana ne olur. Tamam canım. Ağla. Senin hakkını kim tartışabilir Elmas? Analık hakkını kim tartışır? Yakından tanır mıydın Bayram? Evet. Soruşturmada bir ilerleme var mı? Evet. Baktığın zaman nasıl da sakin bir gece. Evet. Beni seviyor musun? Boş bulursun diye hayal ettim ama anlaşılan pek şansım yok. Bir şeyler içelim mi bir yerde? Gazeteye gidip haber yetiştireceğim. Çıkınca arayayım mı seni? İstersen gelebilirsin bana. Yıpranmanı istemiyorum. Sessizlik daha mı az yıpratıcı? En azından saldırgan değil. Saldırdığımı mı düşünüyorsun sana? Bana değil Esin. Kendine saldırıyorsun. Üşüyeceksin. Toprağın altı soğuk mudur? Soğuktur, değil mi? Meryem, toprağın altındakileri rahat bırak. Bayram üşümüş müdür? Kendini de rahat bırak. Bayram'ı biz öldürdük Beyto. Kolundan asıldık. Yakasından, paçasından çekiştirdik. Zorla öldürdük onu biz. Çok huzursuz. Malum oldu sanki. Babasızlık malum oldu. Belliydi o karının başına çorap öreceği. Yılan gibiydi bakışları.
Ama bu kadarı yoktu hesapta abi. Düşünüyorum da. Sanki 100 sene geçmiş üzerinden. Halbuki daha dün dağdan inmişim, yayan yapıldı. Ağaç, sefil. Eşkıyadan zor kurtarmışım yakamı. Seni bulmuşum bir hastane odasında yarı deli. Sonra bir gece bir inşaat bekçisi azığını bölüşmüş benimle. Döşek sermiş altımı. Adam ki ne adam. Bir çocuk getirip bırakmış kucağına. Sayesinde kurtulmuşsun. Ben bacıma kavuşmuşum. Bütün bunları o yapmış, sessiz, sedasız. Adı Bayram. Sonra gitmiş, tam ocağına düşmüş. Yılanların ortasında. Olacak iş değil ya. Olacak iş değil. Cimri bir tüccardan farksızdı hayat. Daha doğduğu gece en acı yüzünü gösterdi ona. Annesinin doğum sancıları tuttuğunda ışıkları tek tük yanan ücra bir köyün tenhalığına hapsolmuştu. Babası Bayram kara suyu geçip hastaneye yetiştiremedi karısını. Öksüz'ün doğum çığlıkları annenin ölüm feryadına karıştı. Aslında Bayram hayatta hiçbir şeye yetişemedi. Mutluluğa bile. Gönül nikahıyla evlendiği gecenin sabahında bir depoda anlaşılmaz bir şekilde ölüsünü buldular. Öksüz annesini tanımadı. Babasını hatırlamayacak. Hayat ona bu sevgisiz yüzünü göstermeye devam ettikçe galiba öksüz de tıpkı babası gibi hiçbir şeye yetişemeyecek. Onu bekleyen acılardan başka. Elimi sıkın lütfen. Şimdi sol elimi. Kendinize çekin. Tamam, yeter bu kadar. Merhaba. 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 Nedir durum? Yarın sabah bir MR daha alacağız. O ne için? Patlamadan sonraki düşme sırasında omurlarda ciddi zedelenme söz konusu. Bu da omuriliğe bası yapmakta. Yani sorun sadece bel omurlarında olmayabilir mi? Maalesef. Bacaklardaki dikişler alınana kadar bu konuda bir şey söylemem mümkün değil. Ben de ne zaman taburcu olurum diye soracaktım. Bunu konuşmak için biraz erken. Şimdilik iyi günler. İyi günler. Saçma değil mi? Sonunda diyecekleri belli. Yürümeniz imkansız. Bunu söylemek için dünya kadar dolan başlıyorlar. Leyla, keser misin saçmalamayı? Cenaze nasıldı? Yani bu dünyada konuyu değiştirmek için cenazeden bahseden tek kadınsın. Kusura bakma. Yürüyeceksin.
Tamam. Hı? Kızına söz verdin. İnsan çocuğuna bir söz verince tutar. Anlatsana cenazeyi. Başlayacağım ama cenazenden. Cenaze. Yetti be. Tekin nereye? Bekle orada. Geleceğim. Leyla Hanım'a gelmiştim. Müsaitim. Teşekkür ederim. Sizi gördüğüme çok sevindim. Ben de. Aslı, iyi oldu seni gördüğüm. Telaşlısın hocam. Evet, öyleyim biraz. Bir konuda yardımına ihtiyacım var. Tabii, nedir? Soru sormak yok. Dediğimi yapacaksın. O kadar. Anlaştık. Tamam. Hadi gel. Ümran, kabristana gidip geleceğim ben. Bir saate kadar. Sana da zahmet olacak ama. Lafı mı olur? Sen bak işine. Biz öksüzle halleşiriz. Sağ ol. Tamam, hiç gelme. Çıkarım ben. Geliyorum oğlum ben. İyi, peki. Merhaba. Merhaba. Abin evde mi? Yok. Bayramın üstünden çıkanlar. Birine teslim etmek gerekiyor. Bu ne? Bebek sendeymiş. Onun eşyası. Kaldığı evden aldık. Lazım olur. Sağ ol. Dün için özür dilerim. Niyetim seni hırpalamak değildi. Keşke becerebilseydin hırpalamamayı. Haklısın. Bazen bunu özellikle yaparız. Sebep? Dün bana ağzına geleni söyledin ya. İşte o lafları duymak için. Yani? Temiz kalmayı becermiş her insan bir rahatlıktır Elmas. Bizler... Herkes ve bütün dünya için bir rahatlık. Bir yere mi gidiyordun? Bayram mezarına gidiyorum. İyi, atla götüreyim. Yok, lüzum yok. Giderim ben. Yüzbaşım. Uzmanların anlattığına göre ben doğru mayına basmışım. Bakmayın öyle. Hayatta her şeyin doğrusu yanlışı var Veysel Bey. Mayınların bile. Gerçekten. Ne şans değil mi? Doğru mayın. Filmlerde görürdüm. Televizyon haberlerinde. Her defasında gözümü kapardım. Berbat derdim. Bir hayat derdim. Koskoca bir hayatın bir anda havaya uçması. Filmlere hiç benzemiyor. Televizyonda seyrettiklerime. İnsan kendi hayatı havaya uçmadan bilemiyor Veysel Bey. Bilemez.
Mümkün değil. Haklısınız. Bilemez. Ben bilemem. Bir anda havaya uçmak, dağılmak. Bunu bilemem. Benim daha çok bildiğim Leyla Hanım, sessizce havaya uçmak. Yavaş yavaş dağılmak. Tek tek parçalara ayrılmak. Bütün bildiğim bu. Faruk, akşam elmasının halini bir görmeliydin. Ona bakarken bir an içimden ne dedim biliyor musun? Öksüz almadan hiçbir güç bu kızı buradan yollayamaz. Sen çocuklarla konuştun mu bugün? Aslı'yla telefonlaştık, Kerem okulda. Akşam vakitte geliyorlar değil mi? Bilmem, herhalde. Ne oldu? Gelsinler Melek, gelsinler. Çıkmasınlar bir yere. Otursunlar benim karşımda. Hoppala. Öyle öyle. Otursunlar, otursunlar karşımda. Ben onları seyredeceğim Melek. Ben çocuklarımı seyredeceğim. Canım benim. Doya doya seyredeceğim Melek. Ev insanların böyle bir hakkı olmalı ya. Anne babanın çocuklarını seyrederken yaşlanma hakkı olmalı ya. Büyüdüklerini görme hakkı olmalı ya. Çıkmasınlar akşam bir yere. Otursunlar öyle karşımda. Ben seyredeceğim Melek. Ben onları seyredeceğim. Merhaba. Merhaba. Vali Bey yerinde mi? Yerinde. Güzel. Melek Hanım var yanımda, bir haber ver. Tamam, önemli değil. Selam. Hoş geldin. İhtiyacım var. Yani yardımınıza. Aslı nereden çıktı şimdi bu? Ya lütfen huysuzluk etme. Ne öyle? Hastanedesin diye kendini salman mı gerekiyor? İyi akıl ettin vallahi kızım. Hem sana da moral olur. Fena mı yavrum? Ben bu moralle yakında koşarım. Ya of. Bak yüzüne renk geldi. Fena mı oldu? Ya Melek, sence doğru zaman mı? Emin değilim. Ya doğru zaman diye bir şey yok. Doğru zaman diye bir şey yok. Bunu gördük. Peki Leyla ile konuştun mu? Neden konuşacağım? Hadi. Lütfen evet deyin. Bak bir sefer evet deyin. Ne olur. Of Tekin ya, of. Bir küçük su ver kardeş. Tabii abi. Sağ olasın. Sen de sağ ol. Yüz kontör alabilir miyim? Yok abla maalesef. Sırma Hanım. Merhaba. Benimkini kullanın, sonra yükletirsiniz. Bir de bunu aldım. Tamam abi. Buyurun.
kızgınım. Çok kızgınım sana Bayram. Bıraksan arkadaşım olurdun. En yakın arkadaşım. Belki hala hayatta olurdu. Savrulup gitmezdi böyle saçma sapan yerlere. Bırakmadı. İzin vermedi. Elmas. Hadi yüzbaşı gidelim. Arpacı kumrusu gibi yapıştın kaldın pencereye. Okudun mu haberi? Öksüz almışlar Hacer yengeden. İyi etmişler. Kadının derdi kendine yetiyor. Abi. O kadar meraklıysan al öksüzü git kodeste büyüt. Ne yapacağız ha, ne yapacağız? Sevdik diye bayramı gidip onunla aynı mezara mı gireceğiz? Bazı adamlar getirmiş Tahsin. Köyün dışında buluşacağız. Gidip bakalım şunlara hadi. Meryem, kızım. Biz tercihimizi baştan yaptık, doğru mu? Olur bazen arada. Bir şeyler yaşar insan. Makine değiliz sonuçta. Ama yola devam Meryem. Yıkılmak yok. Hadi. Niye baktın öyle? Seninle ilgisi yok. Acı bir hikaye. Duygulandın mı? Sizde duygu bulunur muydu yüzbaşı? Ara sıra. Dün gece onlardan biri değildi anlaşılan. Dün gece için özür dilemiştim. O kadar duygusuz değiliz Elmas. Ölen yakın arkadaşın mıydı? Evet. Çok yakın. Bu mu? Gördüm televizyonda. Dünyanın en zararsız insanı. Düştü bir çukura, nereye düştüğünü anlamadan gitti. İnsan kaybetmek nedir bilirim. Bayram hiç yaşamadan öldü Sırma. Bu en kötüsüdür. Hiç yaşamadan ölmek. Bir gün öldüğümde herhalde benim de arkamdan böyle söyleyecekler. Ya bu ne biçim sözdür ya? Efendim? Veli'yi soracaktım. Nasıl oldu? İyi. İki gün gitmedi okula. Yarın başlayacak yine. Neredesin? Dışarıda. Nerede dışarıda? Dışarıda işte. Bir arkadaşımla. Birazdan gideceğim eve. Bir zahmet. Oğlan hasta, evde yalnız kalmasın. Kalkalım istersen. İyi olur. Zaten hava da kararacak birazdan. Tamam.
Yanında mıydı? Hissettim. Kendini ortaya atamazsın. Bana bırak. Sen yapman gerekeni yap. Ben de benimkini. Geldi mi herkes? İçerideler. Buyurun. Merhaba arkadaşlar. Ben Beto. Bu da Meryem. Kod adı Zilan. Bizim oralarda çok meşhursun. Adını bilmeyen yok. Senin adın ne? Hasan. Tanışma faslı bittiyse işimize bakalım. Dışarıdan ortaokul liseyi bitirdim. Sonra üniversite sınavı. Lela Hoca sayesinde. Vali Bey, hanımı çok destek oldular bana. Ama artık... Artık ne? Vazgeçmeye mi karar verdin? Emin değilim. Kendimi hep okurken hayal ettim. Ta köyden beri. Hayalin olmuş işte, daha ne? Hayaller dünyayı değiştirmiyor ki. İnsanlar yine ölüyor. Lela Hoca bir hastane odasında. Bayram mezarda. Öksüz bir daha öksüz. Elde avuçta kalan ne? Ne yarar ki? İnsan bazen sorar kendine. Neyi hayal edeceksin? Kim için hayal edeceksin? Bence yanlış bir soru bu. Çünkü hiç belli olmaz. Hayalleri planlayamazsın. Eyto, buradaki grup ağız hayat verince destek emri aldık. Bir grup arkadaş dağda yeni kamp yeri hazırlıyor. Güzel. Silah desteğine ihtiyaç var Beyto. Ayrıca mühimmat. Orası kolay. Kampa geçince katılımlar olacak. Yeni gelenlerin eğitilmesi gerek. Hallederiz. Silahları ne zaman alırız? Şimdi. Hemen mi? Hemen. Biz önden gidiyoruz. Küçük gruplar halinde çıkın. Köyün dışında buluşalım. Tamamdır. Bana bak. Dikkat çekmeyin de köy mundar olmasın. Sağlam adama benziyor. Sen ne diyorsun be? Beyto bu. Bir zamanlar efsaneydi. Merhaba. Geldiniz mi? Al şunu. Sen de şunu al. Şunu peki ben ne yapacağım bunu? Ya bilmiyorum, al işte. Tamam kızım, al al şunu. Hadi artık. Şşş. Hadi hadi. Şşş. Hadi. Yarım kalan bir hesabımız vardı seninle. Leyla, seni seviyorum. Bravo, bravo. Evet. Melek Hanım, nikah çiçeğini koyalım. Evet. Ben de şöyle koyayım. Teşekkürler. Seni nikaha götüremedik ama nikahı buraya getirdik. Evet. Vallahi hocam, belediye başkanına sorduk şehir dışında. Arkadaşların tamam. Hepsi dolu. Bu memur arkadaşını zor bulduk Melek, hocam. Ben yapamam bunu. Yapamam. Durun bir dakika. Melek, evet. Ben size bir sandalye bulayım. Buyurun. Evet. Arkadaşın da fazla vakti yok hocam. Sağ olun. Geldiniz. Sağ olun. Buyurun. Oturun. Bak bir söz vermiştim Tekin, sana, hatırlıyor lütfen. Musun? Ha? Sana bir söz vermiştim. Yapamam Tekin. Ya ne demek yapamam? Sana bir söz Tekin, verdim diyorum. Lütfen. Evet. Biz hazırız. Biz hazırız. Tamam. Yeter! Yapamam.
neyi hayal edeceksin? Kim için hayal edeceksin? Bence yanlış bir soru bu. Çünkü hiç belli olmaz. Hayalleri planlayamazsın. Tertemiz, Hıcır. İyi günlerde kullan. Kampta görüşürüz. Adamlar sana emanet. Tamamdır. Hoşça kal. Çukuru kapatıp dönelim. Ben hepinizden özür dilerim ama yapamam. Bunu yapamam Tekin, anlıyor musun? Bu olmaz. Şimdi olmaz. Teşekkür ederim. Ödüllük bir haber. Müthiş. Enfes. Eline sağlık. Ciddi misin? Jüride olsam oyumu kesinlikle sana verirdim. Beğenmene sevindim. Bekleyen imzalar vardı Veysel Bey. Bakayım. Vali Bey döndü mü Nevin? Yolda. Zaten nikah da olmamış. Ne? Ayrıntısını bilmiyorum. Ben söyledim, uyarmaya çalıştım. Sen de söyledin o kadar. Yok işte. Almıyor kafası, mermer. Sen biraz sakin olsana. Ya nasıl sakin olayım Melek? Nasıl sakin olayım? Bu herif sükunet mi bıraktı adamda? Bir çuval inciri berbat etti. O da kendince doğru olanı yapıyor. Doğru. Doğrusu bu olan adamın yanlışını hiç bilmek istemiyorum ben Melek. Anlamaya çalış Faruk. Leyla'yı kaybetmekten çok korkuyor. Melek... Bir kadını korkarak kazanabilir misin? Aklın alıyor mu bunu? Mümkün mü? Değil. Çocuklar akşam evde olsun. Sen bana sormadan bunu nasıl yaparsın? Nesini soracaktım? Bilsene kaç defa evlenme teklif etmek lazım? Söylesene. Nikah için kaç defa ikna edeceğim seni ha? Kaç defa? Hiçbir şey olmamış gibi davranamazsın. Baksana şu halime. Bademcik ameliyatı olmadım ben. Bağışlanmış sevgi istemiyorum ben hayatımda. Yapacağımı düşündüysen hiç tanımamışsın beni. Hiç. Neyi merak ediyorum biliyor musun? Omayına basmasaydın
Acaba neyi bahane edecektin? Şantiyede seni bekliyoruz. Tamam oğlum, geleceğim ya. Ne zaman? Birazdan işte orada olacağım. Tamam abi. Bu eve böyle giremezsin. Burası benim evim. İstediğim yere istediğim gibi girerim. İstediğimi de yaparım. Çocuğun yanında böyle konuşma. O heriften uzak duracaksın. Seni ilgilendirmez. Öyle bir ilgilendirir ki. Ne yüzle? Hangi hakla? Hakla hukukla ilgisi yok. Neyle ilgisi var peki? Oğlumla. Onunla ilgisi var. Oğlumun anası başka adamlarla... Lafını bil de konuş Ali Maruf. Sen ne demek istediğimi anladın. 7 sene sonra mı depreşti babalık damarın? Evet, 7 sene sonra. Ne diyeceksin? He? Adaletle ilgisi yok. Eşitliğe aykırı. Bu mu? Umurumdaydı. Bana bak. Kadınsın, kadınlığını bil. Yoksa yazık olur. Sana ve... birilerine yazık olur. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ne alırsın abi? İçecek bir şey. Ben sana rakı getireyim abi. Sonra. Önce biriyle içip kafasını ütülemem lazım. Bir baktım buradasın. Dedim niye ikisi de aynı insan olmasın. Önce ütüler, sonra döverim.
kardeşim be. Bendeki şansa bak anasını satayım. Koskoca meyhanede içebileceğim senden başka adam yok. Belli ki öyle alışmışsın. Sahibin tutar gider tutarsın başkasının paçasından. Ama ben hiç alışık değilim. Anladın? Sahibim yok. Serserilerden hoşlanmam. Sana adam gibi... Sen... Abi! Ne oluyor? Çabuk gidelim abi. Abi! Çek git hadi. Bu fırsat eline bir daha geçmeyebilir. Gitsene kardeşim. Sırmadan uzak dur. Seni öldürmek istemiyorum. Herkes bir gün ölümü tadacak. Haydi çek git. Başlamış sevgi, saçma sapan laflar. Benim hayatımda işi ne bunların? Ha? Niye benim başıma geldi bunlar? Niye? Hadi bana içinden güldüğünü söyle de dağıtayım şu suratını ne olur. Hadi. Saçmalama. Saçmalamamak için bir sebep söylesene bana. Bakma öyle. Hadi. Varsa söyle. Kaybedenlerin birbirine söyleyecek bir sözü olmaz. Yani ikimiz de mi kaybettik? Sen öyle san. Dövüşecek miyiz? Belki daha sonra. Daha yatmamışsınız. Yok. Özlemişim oğlumu. Okula gitmedin mi bu akşam? Bırakamam ki çocuğu. Ne olacak böyle? Okulu mu bırakacaksın? Bilmem ki. Gündüz olsa kolay, kreşe versin de gece kim bakar çocuğa? İnşallah okuldan ayrılmayı geçirmiyorsun aklından Elmas. Ha? Kerpiç kerpiç üstüne kurdum binayı. Kerpiç kerpiç üstüne kurdum binayı. Binayı.
Anne söylesene ne oldu? Tekin. Ne Tekin? Tekin. Anne ne oldu Tekin'e? Anne Tekin nerede? Anne söylesene Tekin nerede? Anne Tekin nerede? Anne.